Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yer alan kavun pazarında üretici ve esnaf Çankırı milletvekillerine tepki gösterdi. Kıraathane işletmecisi Selami Soysal, milletvekilleri uyuyor, bir torba gübre 350 lira olmuş. Milletin cebinde çay parası yok. 1,5 lira çay parası veremiyorlar. 1 lira çay satıyorum. Zaten her taraf kurak gidiyor. Ne soran var ne gelen var. Kimsenin kimseden haberi yok dedi. Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu'na tepki gösteren Soysal, Çankırı Milletvekili burayı bilmiyor. Ben AK Parti'nin kurucusuyum ama bilmiyor. Emin Akbaşoğlu buraya kazanırken geliyor, bir de kaybederken geliyor. CHP milletvekilleri buraya gelmeseydi bu köylerdeki sular da akar. İşte meydan, işte mikrofon, gel konuş. Abi milletvekilleri uyuyor kardeşim. Bir torba kupra 350 lira. Öyle mi? Çay parası yok milletin cebinde. Zaten her taraf kurak gidiyor. Ne soran var, ne eden var. Hiç kimsenin kimseden haberi yok. Battık, battık. Battık abi. Aa, görüyor şu vaziyeti. Buyur. Normalde buradaki kavun pazarı dolu olur mu? Bugün çok az bir gördük. Dolu oluyor. Ama kavunu satana kadar yalvar yok millete, kavunu mal diye. Ahmet diyor, var da onun için yok kimse. Ya battım, şuna bak şu vaziyetime. İki Adanalı var burada. Ha, Ziraat Odası Başkanı burada görüyor. Vatandaşın halini görüyor. Anladım. 1 liraya çay satıyorum, 1,5 lira veremiyorlar. Ben kahveciyim, 1 liraya çay satıyorum. Çay günlük 35 lira, 36 lira, 37 lira 1 kilo çay. Ama milletin hiçbir şeyden haberi yok. Çaya zam yaptığın zaman kızıyorlar değil mi? Milletvekilleri geliyor, çay boyu geliyor, şurada yemeği yok, açıyor. Haberi yok. Milletvekili burayı bilmiyor hemşerim, bilmiyor. Çankırı milletvekili burayı bilmiyor. Ben AK Parti'nin kurucusuyum ama bilmiyor adam burayı. Ama şimdi Salim Çivitçioğlu köy köy gezmiyor mu? Gezse ne yapacak bana? He. Bu sözler Emin Akbaşoğlu'na mı, Çivitçioğlu'na mı, ikisine de? Emin Akbaşoğlu, Emin Akbaşoğlu buraya geldi, bir geliyor bir gidiyor. Bir kazanırken geliyor bir kaybederken, hepsi yok. Başka bir şey yok hemşerim. Aldıkları para yazık. Doğru söylüyor abiciğim. Doğru söylüyor. Aldıkları para yazık, yazık. Şart olsun yazık bak. O işlemiye bak hemşerim. CHP milletvekili buraya gelmeyeydi. Bu su, millet bu suyu da sulamayacaktı bak. Kameraya doğru konuş. CHP milletvekili buraya gelmeyeydi. Bu milletin köylerden gelen suyu da akmıyordu. Yine su yok. Kesik. 2 gün geliyor, 5 gün yok. 2 gün geliyor, 1 gün. Kime derdimi anlatacağım? Kime şikayet edeceğim ben? Abi isim neydi senin? Selami Soysal. Namlı Karakelle'diler, Kızılırmak Kıraathanesi'nin sahibiyim ben. Benim kimseden korkum yok. Abi artık CHP'ye oy verirsin. Ha, kim? Hiç olmaz. Vereyim poz baba. Hanginize vereyim? Hayır, artık CHP'ye oy verirsin. Abi haklı, CHP haklı. Oy verdim bak, 20 senedir C'ye veriyorum. Ama başbakanın haberi yok. Cumhurbaşkanının haberi yok bundan. Şimdi kime oy vereceksin? CHP. Evet, var mı? Derdini anlatmak isteyen buyursun. Mikrofonlarımız açık. Serhan Öztürk, Korçulu köyündenim. Hiç mi memnun değiliz. Bizim Hamzalı Barajı dediler, gelecek dediler. Sonuçta Kızılırmak'ın etrafında dolandı. Bizim köylerimizde yok. Ne yok, su yok? Su yok. Irmak akıyor, biz 7 kilometre yukarıdan bakıyor. Memnun değiliz abici. Çok pahalı bir dev var. Gübre 250-350 diyorlar. Yem 140 milyon. Sonuçta yani memnun değiliz. Kıraç da ektik, oh oh diye ektik, vah vah diye kaldıracağız. Yok da yani, masraf yaptık. Yemiye 100 lira, 125 lira, 130 lira. Onun için hiç memnun değiliz abiciğim. Peki pazarda da para etmiyor diyorsunuz. Pazarda da para etmiyor abiciğim. Ankara'ya gidiyor, zabıtalar başımıza bela. Çankırı'ya gidiyor yine aynı. Çorum'a gidiyor, halk koymuyor. Halk koyuyor, esnaflar koymuyor. Onun için biz her zaman şikayetçiyiz. Bir yer işte verseler mesela size. Abi bu şey bize satılacak. Nerede yer, köyüne yerler varsa oraları veriyorlar. Uygun bir yer vermiyor. Uygun yani seyyar satıcı gezerek veya durarak bir yerden sattırmıyorlar. Yani siz üretici olarak diyorsunuz ki üreticilere uygun imkanlarda, koşullarda satış yapabilecek yerler verilsin. Evet. İyi yerlerde verilsin. Evet abi. Evet abi. Ankara'ya gidiyoruz, zabıta başımızda bela. Nerede satarsan sat, yasak. Bu köylü nerede satacak abici? Çek parka, ver para. Çekiyorlar parka. Bana giden sene diğer evvelki sene ceza yazdılar, ödemedim. Ödemeyeceğim de. Ödemeyeceğim de. Arkamdan yazdılar, gönderdiler. Sonuçta ödemeyeceğim. Peki bu yıl kavun üretiminden memnun musunuz? Verimli oldu mu? Bu sene yağmurumuz daha yeni yağdı. Kurban olduğum Allah'ım, güç varmasın.
Yeni yağmurumuz düştü. 6 aydır daha yağmur yağacak. Ha, Allah'la yarış edecek halimiz yok. Bunu verici Allah. Onun için yeni kıraçlara daha yeni diyor düşecek de o ne zaman kavun olacak? Yani yaptığımız masraf. Yani kıraç kavunun hasadına daha var mı değil mi? Yok, bitti, bitti. O da bitti. Bitti abicim, bitti. Kesinlikle bitti. Biz mazotla sulu yok. Kanal altı ucuz. Mazotla suladığımız yer pahalı. Buna bir çözüm bulsunlar. Hem mazot hem para diyor, hem mazot yakıyor. Tarım krediye borcum var, ödeyemedim. Ziraat Bankası'na borcum var, ödeyemedim. Onun için ben bu şeyden şikayetçiyim abi. Hamzalı Barajı Biren Eveli, bizim Kıraç köyümüz var, 2-3 tane köyümüz var. Güney Kısla, Korçuluk, Uzay, buralar Kıraç. Şurada Kemalli köyümüz var, yarısı sulanıyor, yarısı sulanmıyor. Bundan dolayı biz şikayetçi geldik. Gelen suyun da randımanı yok. Evet, ver abi, konuş abi. Sen. Gelen suyun da randımanı yok. Yani bu sizi HES etkiledi mi? HES kanalının su alması? Etkiledi tabii. Sulayamadım ben. Arpam buğdayım kurudu. Ama kanal var boğurunca. Tam sulayacağım zaman kesiyorlar. Evet aynen öyle. Yani parasını da vermediği bir makine hemen otomatikman kesiyor. Kesemez aslında. Milleti rehin alıyorlar. Para kalıyor böyle işte. Orada meclise çıkıyorlar. Zangzang açıyorlar. CHP'liler geldi buraya. Barajı kontrol ettiler. Kızılırmak 150 kilometre. Gidelim dediler. Tuttunuz elektriğe sattınız Kızılırmak'ın suyunu dediler. Yalan dedi şeyler, AK Partililer. CHP milletvekili nereliydi? Mecliste konuştu belki duymuşsunuzdur. Aldı geldi buraya adamları. Gösterdi. İlgilenen yok ki. Ancak seçim zamanı 3 gün geliyorlar. Bir daha yok. Nasıl güzel görüneceklerini bilemiyorlar o zaman. Evet, evet aynen öyle. Sen ne söyleyeceksin? Efendim? Sen ne söyleyeceksin? Var mı sözün? Vallahi. Var mı bir şikayetin, memnuniyetin? Vallahi hiç memnuniyetim yok ya. Memnun olan yok mu hiç memnun olan? Abi. Memnun olan arıyorum var mı memnun? Memnun olan yok yani. Bu Hamzalı barajımız kesin bir çözüm bulunması lazım. Biz ırmak akıyor 6-7 kilometreden bakıyor hafizesin. Peki teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Kızılırmak kavun pazarında üreticilerle röportaj yaptık ve dertlerini dinledik. Memnun olan yok mu dedim. Hiç kimse memnun olan yok dedi. Dertlerini söylediler. Borçlarından dolayı bankalar olan borçlarının ertelenmesini istiyorlar. Ayrıca gübre fiyatlarından, mazot fiyatlarından burada yakınılıyor. Yine aynı şekilde kavunun para etmediğini de dile getirdiler ve sulamanın da genişletilmesini istiyorlar. Kıraç yerlerde su olmadığı için, bu yıl yağış da olmadığı için kavunun da yetişmediğini söylediler. Buradan sizlere aktaracaklarımız bu kadar.